Arkadaşlar merhaba. Revani'nin ilk önce şerbetini hazırlıyoruz. Bunun için 3 su bardağı toz şekerin üzerine 3 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Ve içine yarım limonumuzu sıkalım. Çekirdekleri olsun sorun diye sonra alırız. Bunu bir güzel kaynatıyoruz arkadaşlar. Revani'nin malzemeleri ise 1 su bardağı irmik var arkadaşlar. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 adet yumurta, 1 su bardağı unumuz var, kabartma tozumuz, vanilyamız ve ben içine 3 yemek kaşığı kadar da Hindistan cevizi ekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce 3 adet yumurtamızı ve 1 su bardağı toz şekerimizi iyice çırpıyoruz. İyice çırptığımız yumurta ve şekerimizin üzerine yarım su bardağı sıvı yağımızla 1 su bardağı yoğurdumuzu da ilave edelim. Ve çırpma işlemine aynen devam ediyoruz arkadaşlar. Arkasından bütün sıvı malzemelerimizi çırptıktan sonra 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı unumuz, vanilyamız, kabartma tozumuz ve en sonda Hindistan cevizimizi ekliyoruz. Çırpma işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Bir miktar sıvı yağ döktüğüm kabımı borcam bir kap aldım arkadaşlar ben. Siz isterseniz dikdörtgen bir kap da tercih edebilirsiniz. Her tarafını yağlıyoruz arkadaşlar. İyice. Daha sonra revanimizi kabımıza döküyoruz arkadaşlar. ...175 derecelik fırında üstü kazınıncaya dek revanimizi pişiriyoruz arkadaşlar. Tatlımız pişti. İlk sıcaklığını aldık arkadaşlar. Tatlımızı dilimleyelim.
sonra şerbetimizi yavaş yavaş tatlımıza ilave edelim. Bütün her yerine gelecek şekilde şerbetimizi döküyoruz. Tatlımızın şerbetini ekledikten sonra bir süre çekmesini bekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra üzerine istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben Hindistan cevizini tercih ettim. Siz ceviz, fındık ya da hiç süslemeden de tatlınızı tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben revani tatlısını bu şekilde yaptım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle.